Herkese merhaba. Stil Bakışı ve M-Star yayınına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi artık ben Nergis. Bugün sizlerle beraber Unicorn saç örgüsü yapacağız. Bu aslında tam olarak ismi bu bilmiyorum. Bana öğreten arkadaşım bu saç stiline Unicorn saç örgüsü ismi vermiş. Bakalım şimdi nasıl yapılıyor. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğeniyorsanız lütfen videomu likelayın, beğenin butonuna basın. Videoma abone olun, M-Star'a abone olun, Stil Bakışı'na abone olun, her şeye abone olun. Hadi başlayalım. Öncelikle saçlarımı ortadan ayıracak bir şeye ihtiyacım var. Ben tarağımın ucunu kullanacağım. Saçlarımı tam ortadan ikiye ayırıyorum. Pek ortadan ikiye ayıran bir insan olmadığım için bu şeylerde biraz zorlanabiliyorum. Tamamdır. Şurayı da aldık mı? Tamam. Şimdi şöyle biraz düzeltelim. Daha sonra neden unicorn diyoruz bu saça? Bitiminde göreceksiniz zaten. Şuradan bu şekilde geliyor. Bir şeyi var. Nasıl anlatayım size? Huni gibi bir şey var ya unicorn'un kafasında. Onun gibi bir şekli olduğu için. Şimdi nereden başlayacağınıza aslında biraz siz karar vereceksiniz. Ben şu kısımdan başlamayı düşünüyorum. Tarağımı burada tuttum. Şimdi sağ ve sola eşit yapacağım. Şöyle geliyorum. Ve buradan aşağı doğru iniyorum. Bu saçımı ayırdım. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Biraz ince mi acaba diye düşünüyorum. Bunu kalınlaştırabilirsiniz. O size kalmış. Ben bu şekilde yapayım. Şu bebek saçlarımızı da alalım. Onları da aradan çıkarmış oluruz. Şimdilik şurayı şöyle tokayla tutturuyorum. Şimdi buna nereden başladıysam aynı yerden yerimi değiştirmiyorum. Aynı şeyi diğer tarafa yapacağım. Bunu da şu şekilde bir tutturayım ve bakalım ikisi eşit olduğunu. Gayet iyi ki bunda sıkıntı yok. Şimdi şunları bir çıkarayım saçımdan. Karışmaması için hepsi, diğer saçlarımın hepsini arkada sabitleyeceğim. Şimdi hazırız. Şimdi saçımı öne doğru eğerek yapacağım. İlk önce biraz örgü sırasında karışmasınlar diye sarıyorum saçlarımı. Şimdi bir tarafıyla başlayacağım. Bu kulağımın arkasına alayım. Yerin üstüne gelmesin. Saçımı öne eğiyorum. Normalde biliyorsunuz bir balık sırtı örgü olacak. Balık sırtı örgü nasıl yapılır? Daha önce anlatmıştım. Videonun sonundaki end kartımda da o videoyu ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz ama kısa bir anlatım yapacağım yine. Şuradan başlayacağız örgüye. Küçük bir tutam saç aldım. Bir tane soldan, bir tane de sağdan bir tutam daha saç aldım. Şimdi normal örgü yapar gibi ilk kısmını yapıyorum. Daha sonra kenardan alarak her birinde birer tane bir tutam daha saç ekleyerek aşağıya doğru devam edeceğim. Saçları köşelerden almaya dikkat ediyorum. Şu an yaklaştırabilirsiniz isterseniz. We'll be right back.
Şimdi saçlarımız bittiği zaman, alacak saçımız kalmadığı zaman aşağıya doğru örgümü yapmaya devam ediyorum. Ne kadar sıkı yaparsak o kadar iyi olacaktır. Şimdi uca kadar örüyorum hemen. Daha sonra isterseniz bunu bir lastik tokayla ilk önce sabitleyebilirsiniz. Ben öyle bir ihtiyaç duymuyorum. Bir tel toka alıyorum. Saçımı aşağıya, dibe getiriyorum ve tel tokalarla sabitliyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Saçımın dibine sabitliyorum. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Hızlıca yapalım. Tek dikkat etmeniz gereken eşit olması gerekiyor. Birebir aynısını bu tarafa yapmanız gerekiyor. O yüzden nasıl yaptığınıza dikkat ederek aynaya saçınızı şu şekilde çevirerek hem görebilir hem rahatça yapabilirsiniz. Neden saçımı aşağıya yorum görmüyorum. Dediğim gibi isterseniz ilk önce lastik tokayla örgüyü sabitleyebilir, sonra yapabilirsiniz. Siz saçınızı daha iyi tanıyorsunuz sonuçta, bu şekilde sabitledim. Şimdi saçımı açayım. Böyle üstte atıyorum. Bir taç gibi olacak yukarıda. Şimdi üstten görüyorsunuz, eşitler şöyle. Saçlarımı yukarı attım. İlk önce biraz saçlarımı düzeltiyorum. Daha sonra son olarak biliyorsunuz her zamanki gibi Bella Pro serisi, vazgeçemiyorum sanırım bundan. Hemen alıyorum, biraz sallıyorum. Hafif yukarı sıkıyorum, o havasını alıyorum. Daha sonra uzaktan saçıma. Ve yeterli. Onu orada sabitliyorum. Ve bu gördüğünüz örgüye Unicorn örgü adını veriyor benim arkadaşım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Emstar ve Stil Baykuş kanallarına abone olmayı, bizleri Facebook ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen like, beğen butonlarına basın ki ben de tarz videolar beğendiğinizi anlayabileyim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.